हाँ समा निकालना प्रोजे तो प्रोजे मो अमावर प्रोजे ना भेजू है इतना Efendim projelere veriyor, etütlerine veriyor, keşifle veriyorlara, uskara veriyorlara, Avrupa Birliği ile taşısal veriyor ama bugün hala proje veresi. Ma kâmime, nevi kâmime na vazife, gazeteci amî bira perske. Vakı na kata kıtı atık bira perske. Vakı tı sevana mı va? Ez de gayri jede, gayri jede, kesin yöne, niye zorunda ez? Ya ama na proje proje mi o? Na ez onun yalnız jünaya bacını hesayı namara göre hayli dair birini jük demiş ne o azeyni? Ha demiş ki ne ne o azeyni? Kara devuzga koydular, öykü devuzga koydular ama ve devuzurak, belediye ve devuzurak sarımame ki pür bir bir diye ne onda kasi bir kere kasi yapı jüküme rarayet mi? Nika eke müsaade kene efendim mara Özcan Heval şi bu toplantı. Özcan Heval na ukte senek ki helik gayri kaşıyor. Özcan Sımarı Kasım Abbas. Evet şöyle bir gerçeklik var. Bu kentte bu kat artık artma tesisi projesine ihtiyaç var. Bu en fikirlik bu noktada kimsenin itirazı yok. Yani bu kentte yaşayan her birey şunu çok iyi biliyor ki Munzur'un kurtuluşu da bu projededir. Doğamızın kurtuluşu da projededir. Köylerimizin işte yaban hayatı, işte doğası, çevresi, ekolojisi ve bu proje ve son derece ciddi anlamda etkileniyor. Yani böyle bir projeye ihtiyaç var. Ha, sorunumuz ne? Sorunumuz yer seçimidir. Şimdi bizden destek istedi, şunu söyledi. Şimdi neyin desteğini istiyorsunuz? Eğer bir kurum bir proje yapıyor ve projesi yürütücü kurum kendisi ise kendisi bunu hayata geçirir. Yani birileri gelsin önünde siper olsun o zaman proje hayata geçecek. Hayır, asla böyle bir şey yapmayacağımızı söyledik biz orada. Eğer siz bu projenin doğruluğuna inanıyorsanız, teknik olarak da doğruluğuna inanıyorsanız, yer seçimi olarak da doğruluğuna inanıyorsanız, projeyi hayata geçirirsiniz. Yani bir başkasına yardım istemezsiniz. Doğru mu? Ama eğer siz birilerine, yani orada bir tepki var, orada bir halk kitlesi var, yaşayan insanlar o bölgede projeyi istemiyorlar. Yani siz de, yani o halka karşı bizi götürüp gidecekseniz, biz buna alet olmayacağız dedik. Evet. Yani bunun orada belediye başkanının da olduğu 5-6 kişilik bir komisyon var ve o komisyona bir fiil ifade ettim ben bunu. Dedim ki siz bizden gelin bize siper olun diyorsunuz ama biz bunu yapmayacağız. Kusura bakmayın. Doğru. Siz bu projenin doğruluğuna inanıyorsanız hayata geçirirsiniz. Bize de sormazsınız. Şimdi CHP'li belediye başkanları bir açıklama yaptılar kamuoyuna. Dediler ki biz bu projeden çekiliyoruz. Şimdi CHP'li belediyelerin projeden çekilip çekilmeme olayı da kesinleşmemiş. Daha netlik kazanmamış. Şimdi kamuoyunu aldatmaya yönelik bir tutum söz konusu bizce. Evet. Resmi olarak halen bu projenin arkasındalar ve bunu bütün kamuoyunun bilmesi lazım. Zaten CHP'li belediyeler bu projenin çiftlikleri an bu proje otomatikme düşer arkadaşlar. Bu proje düşer. Şimdi burada bir samimiyetsizlik. Kendiliğinde düşer. Bakın burada bir samimiyetsizlik söz konusu. Şimdi birilerinin alet olmasını bekliyorlar. Birilerinin alet olmasını bekliyorlar. Biz hedef olarak buna alet olmayacağız arkadaşlar. Olmak gibi bir niyetimiz de yok. Şimdi ben orada bir şey söylüyorum. CHP'li belediyeler el samimilerse, gerçekten verdikleri açıklamanın arkasında duruyorlarsa o proje resmi olarak çekilsinler bir. Çekip çekilmedikleri netleşmesi lazım. Eğer çekilmiyorlarsa kamuoyuna ikinci bir açıklama yapmak zorlukları var. Tamam mı? Biz bunu bekliyoruz. İki, bunu aynı belediye başkanlarıyla da paylaşmışım. İki, yürüyen bir yargı süreci var. Ankara Mimarlar Odası bu projeye şu anda muhalif olarak bir dava açmış ve dava halen yargıda devam ediyor. Bu sonuçlanmamış. Etti iki. Üç, yöre halkının talepleri doğrultusunda orada ikinci bir tarafsız bir kurum tarafından yeni bir rapor hazırlanması talebi var. Yeni başlar. O orada bir yani yeni başlar orası incelenerek işte artısı eksileri hesaplanarak getirisi götürüsü hesaplanarak yeni bir bağımsız kuruluşlar tarafından bir rapor hazırlanması talebi var. Ve burada TMOB şöyle bir açıklama yaptı. TMOB işte doğrudur orada yapılabilir ama biz resmi olarak bir rapor veremeyiz gibi bir tutum içerisinde. Hayır, eğer siz doğruluğuna inanıyorsanız rapor da verebilirsiniz. Bak bir kurum eğer doğruluğuna inanıyorsa rapor da verebilmeli. Verebilmeliyse eğer rapor vermiyorsa bu da samimi değilsin. Kusura bakma yani. Şimdi bir samimiyetsizlik söz konusu. Evet. Şimdi bu üç olguyu üst üste koyduğumuz zaman bir orada yeni bir bağımsız bir rapor hazırlanması
yeni baştan inceleme yapılması, iki yargı sürecinin tamamlanması, üç CHP'li belediyeler durumu netleştirdikten sonra son sözünüzü söyleriz. Şimdi burada yürüyen halen üç tane olgu var. Bu üç olgunun bir sefer devre dışı kalması lazım. Ha, biz kesinlikle ve kesinlikle orada yaşayan halkın rızalığı alınmadan oraya bir tek kazma vurulmasını kabul etmeyiz. İstemiyoruz. Teşekkür ederiz. Ha, yani bu, olay bu. Orada bölge halkı kesinlikle esas alınmalı. Oradaki yani eğer varsa teknik boyutları, efendime söyleyeyim orada varsa farklı farklı işte kriterler hani anlatıyor ya. Yani şimdi o zaman bize ben şöyle ondan şunu söyledim başkan bizi ikna edeceğinize o bölgede yaşayan halkı ikna edin. 3-5 kişi diyor ama. Yani şimdi siz orada yaşayan, ya ben biliyorum yani şimdi her birimiz de biliyoruz o köyde, o bölgede yaşayan insanlar ve ciddi bir geri dönüş var orada. Yani ciddi geri dönüş de var yani. Hani insan popülasyonu arttı, orada hayvancılık arttı. Onu çok iyi biliyoruz. Bitki çeşitliliği var. Yani tabii bütün bunlar dikkate alınarak proje revize edilebilir mi? Yani onu yani yürütücü kurum kamuoyunu bilgilendirmek durumundadır. Yani kamuoyunun tepkisini buna göre hesaplayarak ona göre bilgi vermek durumundadır. İkna etmek durumundadır. Bizim yaklaşımımız budur. Yani son olarak bunu orada anlattıklarım aynı şu anda bu toplantıda anlattım. Burada da o gün o sözlerimizi biz orada söyledik. Parti olarak biz bunun arkasındayız. Teşekkür ederim. Şimdi köylerimizi veya bir yerde insanlarımızı olacak bir projeye yönelik tepkileri varsa, geçtiğinde olanında yapılmasına göre aykırı bir yaklaşım varsa bunu ciddiye almamız gerekiyor. Niye? Bir kere biz bu kentte, bu toplumda bir rızalık anlayışımız var. Neye yönelik inansal anlayışımız? Bir doğanın rızasını almamız lazım. İkincisi toplumun rızasını almamız lazım. Bu oldukça önemli. Yani jardiyar diyar diyorlar ve işte orman diyor. Bize bir ağacın kesilmesi, bir insanın ölmesi demektir. Anlamda inansal anlamda bu belirlidir. Yani bizim hedefinin ekolojik anlamda da bakış açımız bu. Halk bunun karşısındaysa kesinlikle halkın yanındayız. Teşekkür ederim. Halkın yanındayız. Evet. Halkın rızası, halkın muvaffakası olmadan hiç kimsenin oraya özel haberin lafını tekrarlıyorum. Oraya tek bir kazma vurmasına yanında değiliz. Biz sizin yanınızdayız diyor. Partiniz ve size yakın olan arkadaşlarınız emekli olabilir, hatta CHP'ler de olabilir. Madem ki üçünüz bu projenin yer uygun olmadığını söylüyorsunuz, bunu meclise getirerek belediye meclisinde sembolik olsa bile yerin uygun olmadığını bir kararını almanız lazım. Biz böyle bir direnişi tabii ki arkadaşlarımızla birlikte sizinle birlikte tabii ki olacağız. Olur da dozerler gelirse bizler de burada olacağımızı size söylüyorum. Öte yandan oraya bağımlı kalmayıp Dersim'in her bir coğrafyasında, dört bir coğrafyasında gelişecek olan sorunlarla da işte doğamızda yıkımla yaklaşan işte şeyin de zihniyetin de önünde durmak gerekiyor. Teşekkür ediyorum sizlere. Tekrardan hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık.